Sahil Teknoloji'den herkese merhabalar. Bugün Sahil Teknoloji'nin geliştirmiş olduğu SahilDiag F1 arıza tespit cihazını tanıtacağım. Cihazımız çok pratik, küçük, her şekilde, her yerde kullanılabilecek bir cihaz. OBD soketiyle birlikte geliyor. Gördüğünüz gibi çok pratik ve çok hafif. Taşımada herhangi bir problem yaşamazsınız. Hızlı olması ve pratik olması. Gördüğünüz gibi OBD soketine montaj yapılıyor. Ford'larda OBD soketi burada genelde çıkartılıyor. Gördüğünüz gibi burada montajını bu şekilde yapıyorsunuz. Kalın, kaliteli bir OBD kablosuyla birlikte geliyor. Kutumuz gayet şık ve hafif. Yine aynı şekilde. Şimdi burada öncelikli olarak aracımızın kontağını açıyoruz. Daha sonra bu cihazın SahilDiag F1 cihazının uygulaması var. Ve bu uygulamayı direkt kullanıyorsunuz. Şöyle telefona yükleniyor genelde. Telefondan göstermek gerekirse uygulamamız SahilDiag F1 uygulamasıdır. Buradan açarak devam ediyoruz. Herkese merhaba. Tekrardan uygulama üzerinden devam ediyoruz. Şu an SahilDiag F1 uygulamamızı açtık. Ve gördüğünüz gibi basit bir arayüzle aracımıza bağlanacağız. Aracımızı seçiyoruz kargo olarak. Daha sonrasında model bilgisini seçiyoruz. Aracımız 1833. Araca bağlan diyoruz. Şimdi tanımlamalar geliyor. Modüller geldi. Gördüğünüz gibi ECU, BSU vesaire. Şimdi ECU üzerinden devam edeceğiz biz. Motor beyni üzerinden ediyoruz. Gördüğünüz gibi şaseleyi beyin numarasını çekti. Çıktım, tekrar girdim. Yine aynı şekilde bütün bilgileri çekti. Şimdi hatalar diyeceğiz. Sol üstten. Gördüğünüz gibi bunlar aktif hatalar arkadaşlar. Buradan herhangi bir tanesine tıklayıp açıklamasında okuyabiliyorsunuz. Örnek görmek gerekirse NOX A sensörü veya egzoz devir daimi. Gördüğünüz üzere aktif hatalar. Şimdi tekrar okuma yaptım. Ve yine aynısı geldi. Şimdi silme işlemi yapacağım alt kesimden. Silme işlemini yaptım. Gördüğünüz gibi hatalar gitmedi aslında. Tekrar restart yaptığımda hataların tekrar geldiğini göreceksiniz. Gördüğünüz gibi tekrardan yenileme yaptım. Refresh yaptım. Yenilemeler geldi. Canlı veriler ekranımız var. Yine üst kısımda. Buradan birkaç tane seçeceğim. Motor RPM, araç hızı. Daha sonra neyi seçebiliriz? Aracın canlı görebileceğimiz birkaç olabilir. Motor suyu sıcaklığı, tork yük olabilir. Yakıt seviyesi olabilir. Voltaj olabilir. Akü voltajını da seçtik. Evet, okeyledik. Şu an aracımız çalışmıyor. Aracımızı çalıştıracağım şimdi. Aracımızı çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi RPM'in canlı bir şekilde oynadığını, aracımızın yerinde olduğundan dolayı kilometre hızını göremiyoruz. Akü voltajı, motor suyu sıcaklığı hepsini rahatlıkla görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi durdurma ve başlatma tuşumuz var. Şimdi onu da isterseniz deneyeceğim. Şu an durdurdum. Tekrar başlattım. Bütün canlı değerler tek tek geri gelmeye başladı. Şimdi de dilerseniz fonksiyonlar bölümüne geleyim. Yağ reset, şase yazma, adaptasyon, konfigürasyon işlemlerini yapabiliyorsunuz. Yağ reset'i ben giriş yapacağım, size göstereceğim ekranını. Ve buradan reset işlemi, Ford araçlarda reset, yağ reset işlemini yapabiliyorsunuz. Yağ reset'e tıkladığımda gördüğünüz gibi yapılan kilometre daha düşük olduğu için yağ reset ihtiyacı olmuyor. Gördüğünüz gibi yağ reset yapabiliyorsunuz bu ekrandan da. Şimdi yine modüller kısmına gelerek farklı bir modül üzerinden yapacağız. Devam işlemi olarak. BSU seçiyorum buradan. Zaten yukarıdan görüyorsunuz hangi üniteye girdiğinizi. Verilerimizin çektiğine göre şimdi hatalar bölümünden devam edeceğiz BSU modülü üzerinden. Hatalar dediğimde bekleyen veya arızalı hatalar direkt geliyor. Gördüğünüz gibi bu aracımızda da aynı ısıtma gücüyle alakalı bir hatamız mevcut.
Eğer burada hata görmediğinizde clear fonksiyonu çalışmıyor. Şurada bir hatamız olduğu için clear direkt çalıştı. Hatamız bekleyen hata olduğu için direkt aktif olarak geri düştü tabii ki. Şimdi tekrardan başka bir modül üzerinden devam edeceğiz. Burada da neyi seçebiliriz? EBS'yi seçebiliriz aslında. Şimdi EBS kısmına giriyorum. Gördüğünüz gibi şasiyi ve diğer bilgileri direkt cihazımız Sayildiak F1 Ford için yapılan F1 cihazımız alıyor. Şimdi hatalara bakıyoruz buradan. Tabi bazı ünitelerde hata olmuyor. Aracın her ünitesinde aktif hata olacak diye bir durum yok. Şu an gördüğünüz gibi herhangi bir hata yok. Bu yüzden de bir işlem yapmamıza gerek yok. Buradaki FF olan aslında hata olmadığını belirtiyor. Daha sonra hangisine bakabiliriz? Knorr ABS'ye bakabiliriz. Burada da yine şasemiz, yazılım bilgilerimiz, hardware numaramız çekiliyor uygulama üzerinden. Tabii yani burada da hata olmayabilir aracın modülünde. Aracın modülünde açıkçası sadece motor beyninde ben hata görmüştüm. Sonradan baktığımızda BSU'da da göründü. Evet, burada da herhangi bir hatamız yok. Sail Teknoloji'nin geliştirmiş olduğu Sayildiak F1 cihazıyla Ford Kargo araçlarınıza basit arayüzle kullanabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.